Bir diğer önemli konuyla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Döngüler. Programlamada oldukça önemli bir yere sahiptir ve döngülerin olmadığı herhalde bir program yoktur. Bir programcının döngüleri bilmesi gerekir. Basit bir yapıya sahiptir ve bu bölüm sonunda döngüleri öğrenmiş olacaksınız. Tabii ki ilerleyen zamanlarda projelerimizin içerisinde kullanmaya devam ediyor olacağız. Bu noktada döngü nedir? Öncelikle bununla ilgili konuşalım. Döngü arkadaşlar bir programda birbirine benzeyen işlemleri tekrarlamaya yarar. Örneğin ben 1'den 100'e kadar sayıları alt alta yazdırmak istiyorum. Bu noktada ben 100 kere ya system out print line yazarım ya da bir döngü kurarım. Bir diğer örnek ise, örneğin veri tabanından, bir veri kaynağından, bir Excel'den, bir dosyadan sizin bir öğrenci listeniz var. Ve o öğrenci listesini ekrana yazdırmak istiyorsunuz. Ve listede atıyorum 50 tane öğrenci olsun. Gidip bu listeden datayı çekiyorsunuz ve bunu ekrana basmak için yine döngülerden yararlanıyorsunuz. Bu noktada hadi gelin örnekler üzerinde konuyu öğrenelim. File new project diyelim. Next diyorum. Create a project from template command line app seçip next diyorum. Ve projemizin ismini loop demo olarak veriyorum. Loop döngü demek arkadaşlar. Finish diyorum ve bu ekranda projemi başlatıyorum. Şimdi buradaki yorum satırını sildim tabii ki. Döngüler arkadaşlar birkaç tane versiyonu olan yapılardır. Yani özellikle birçok dilde for döngüsü ve while döngüsü hali hazırda mevcuttur. Biz de Java'da bu döngüleri sizinle konuşacağız sırasıyla. Ben öncelikle for döngüsüyle başlamak istiyorum. Buraya bir for komenti açmak istiyorum. For kodunu buraya yazıyor olacağım. For döngüsüne for işaretiyle keyword ile daha doğrusu anahtar kelimesiyle yani başlıyoruz. For döngüsünde bir parantez açıp kapıyorum. I eşittir 1 diyorum. I küçüktür 10 diyorum. Ve I plus plus diyorum. Ve bakın süslü parantezimi açıp kapıyorum. Burada bakın i'ye kızarttı. Demek ki i'nin türünü vermem gerekiyor. Int i eşittir 1. I küçüktür 10. I plus plus artı artı. Bu şeyi, bu operatörü, artı artı operatörünü ilk kez görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şu demek. I'yi 1 arttır demek. Bununla bunun arasında i artı 1 demek arasında hiçbir fark yoktur arkadaşlar. I artı artı. Genellikle biz programlama yaparken bir arttıracağımız zaman i plus plus. O zaman eksiltmeyi de tahmin ediyorsunuz. Bir eksiltmeyi o da i minus minus yani i eksi eksi olarak yazıyoruz. Bu noktada ben system.out.println diyerek i'yi ekrana basmak istiyorum. Peki bu döngü ne yapıyor? Arkadaşlar ilk kısım, bakın noktalı virgüle kadar olan ilk kısımda kısma sayaç tanımı diyoruz. Yani adı üstünde sayaç. Sayaç ne yapar? Bir şeyleri sayar. Bu noktada i 1. Yani sayacımız 1'den başlıyor. Noktalı virgülden sonraki ikinci kısım. Bakın 3 bölümden oluşuyor zaten. I küçüktür 10. Şart. I 10'dan küçük olduğu sürece diye okuyoruz. Örneğin ben burada i küçük eşittir 10 deseydim i 10'dan küçük eşit olduğu sürece. Yani onu da dahil ettim. Son kısım ise sayacın kaçar kaçar artacağını verdiğimiz yerdir. Genellikle döngülerde integer veri tipiyle belli bir sayıda saydırma söz konusudur. Bu %99.
9 diye hani uyduruyorum bu oranı tabii ki ama hani bu oranda bu seviyede integer'la çalışılır arkadaşlar. Bu noktada ben ne yapıyorum? i1 için. i1 için ekrana bakın 1'i yazdırıyorum. Bir döngü ilk kez döndüğünde hemen for döngüsüne geri gider. Yani şöyle işaretleyecek olursak. Döngü ilk etapta başlıyor. Başladı. Şöyle şunu da biraz daha şey verelim. Şöyle. Bu noktada i örneğin şöyle i'nin değerini yazacak olursak onu da kırmızı verelim. i'nin değerini yazacak olursak i için i örneğin 1. 1 iken döngüye girer. Yani şurada şu bloğu çalıştırır. Ne yaptı? Ekrana 1 yazdı. İlk işi bittiği zaman hemen buraya geri döner. Buraya geri döndüğünde sayaç 1 artmış oluyor. İyi ne oldu? 2 oldu. 2 ondan küçük mü? Evet. O zaman bu döngü bir daha çalışır. Ta ki ne zamana kadar? İ 10 olana kadar. İ 10 olduğunda ondan küçük eşit mi? Evet. Yine buraya girer. Yani 10 için de yazdırdı. Kısacası i 10 oldu olana kadar bu devam etti. Şimdi artık bir kere daha gider. Bu sefer ne oldu i? 11 oldu. Dolayısıyla 11 ondan küçük eşit mi? Hayır. Yani artık içeri girmek yerine hemen uygulamanın sonundan kodları işletmeye devam eder. Kısacası bu for döngüsünün süslü parantezinin dışında altında kodlar varsa onlar çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Yani ben bu noktada döngünün bittiği noktada örneğin system nokta out nokta print line deyip buraya döngü bitti diye bir şey yazdırırsam döngü bittiği zaman bu kodun çalışacağını görmemiz gerekiyor. Run diyelim ve sonucu görelim. Evet, bakın buraya baktığımız zaman bakın birden başladı ve döngüyü 10 oldu ve sonrasında döngüyü bitirdi. Örneğin sadece i küçüktür 10 deseydim bu noktada şöyle bakın 10 için çalışmayacaktı. 9'a kadar çalışacaktı. Bu noktada ben birden 10'a kadar ki örneğin tek sayıları yazdırmak isteseydim ne yapacaktım? Yani 1, 3, 5, 7, 9 sayılarını yazdırmak isteseydim ne yapacaktım? Birden başladığım için i artı eşittir 2. Bakın bu da artı artının dışında yeni bir operatör. Artı eşittir i'yi karşısında örneğin 2 var. 2 arttır demek. Yani i1 sonra 3 sonra 5 onları yazdırıyoruz zaten. Dolayısıyla sadece tek sayıları yazdırmış olacağız. Örneğin ben 1 ile 10 arasındaki çift sayıları yazdırmak isteseydim bunu 2'den başlatırdım. Dolayısıyla 2 4 diye artacağı için yine 10'a kadar ki 8 ile bitecek şekilde 10 ondan küçük olmadığı için 10'a eşit olduğu için ve şartımız sadece küçük olduğu için bu noktada sadece 8'e kadar 2'den 4, 6, 8 olacak şekilde çift sayıları yazdırmış olacaktık arkadaşlar. Temel anlamda for döngüsünün çalışma mantığı budur. For döngüsüyle biz bu şekilde elimizdeki dataya göre döngüler kurabilir. Bunun dışında elimizde bir liste varsa o listeyi de gezebiliyoruz. Bu liste ileride göreceğimiz diziler, listeler, koleksiyonlar olabilecek arkadaşlar. Şimdilik for döngüsünün yapısını bu şekilde biliyor olmamız bizim için yeterli.